hikaye, ibretlik kıssa, hikayesi, Ameş ve Karisi, İmam-ı Azam Ebu Hanife R.H.A. in arkadaşlarından, o dönemin hadis ve kıraat alimlerinden Süleyman Ameş, bir gece evinde eşiyle tartışmış ve hanımını biraz incitmişti. Buna rağmen tartışmadan hemen sonra hanımıyla tekrar konuşmak istemiş, ama hanımı kocasına kırgın olduğu için adamın sözlerini cevapsız bırakmıştı. Adam öfkeyle, "Niçin bana cevap vermiyorsun?" diye hanımını bağırıp azarladı. Fakat bir cevap alamadı. Ameş'in kızı babasına, "Bu gece olmasa da yarın sabah konuşur seninle," dediyse de adamın öfkesi dinmedi. "Eğer bu gece benimle konuşmazsa benden kesin boş olsun," dedi. Kızcağız da annesini konuşması için ikna etmeye çalıştı. Ama annesi inat etti, konuşmamakta direndi. Karısının konuşmamakta kararlı olduğunu gören Ameş'in ise az önce öfkeyle ettiği yeminin ciddiyeti aklına geldi, söylediğine pişman oldu. Eşiyle boş olmaktan kurtulmak için kâr düşünmeye başladı. Gecenin bir yarısında giyinip evden çıktı. Doğru Ebu Hanife Hazretlerinin evine gitti. Ebu Hanife onu içeri alıp derdini sordu. Ameş karısıyla olan hadiseyi anlattı, dert yandı. "Bu kadın bu tavrıyla benden kurtulup kaçmak istiyor. Beni sıkıntıya sokmasından korkuyorum. Kendisi çocukların annesidir. Onu boş olmaktan kurtarıp beni rahatlatacak bir kâr var mı?" diye sordu. Ebu Hanife, "Üzme kendini. Allah'ın izniyle bir kâr bulunur," dedi. Ebu Hanife, Ameş'in oturduğu yerdeki mescidin müezzinine haber gönderip yanına çağırdı. Bu gece sabah ezanını henüz vakti girmeden okumasını tembihledi. Ameş de evine dönüp ezanı beklemeye başladı. Daha sabah olmadan okunan ezanı duyan Ameş'in hanımı, sabah oldu da boşanması gerçekleşti zannederek konuştu. "Oh be," dedi. "Senden kurtuldum, kötü huylu herif." Ameş ise kıs kıs gülerek cevap verdi. "Henüz sabah olmadı. Sen de konuşup yeminimi bozdun. Bize çare gösterenden Allah razı olsun. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol."